Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bisiklet kullanıcıları bölümü geldi. <laughs> Karayolunda elektrikli bisiklet, e-bike kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Elektrikli bisikletler hız bakımından kolaylıkla hafife alınabilirler. Normal bisikletler gibi düşünülebilir ama elektrikli bisikletler daha hızlı gider. O yüzden hafife alınabilirler görünüş bakımından geleneksel bisikletlerden kolay kolay ayırt edilemeyebilir. Mantıklı. Yanlış olansa motor sesi sayesinde kolaylıkla ayırt edilebilirler. Hayır, yanlış. Elektrikli bisikletlerden motor sesi falan çıkmıyor. Üzerinde bir grup bisikletli çocuğun bulunduğu bisiklet yolu sona ermektedir. Bu durumda nelerin hesaba katılması zorunludur? Çocukların yolun ortalarına kadar girdikleri. Mantıklı. Çocuk bu, atlar yola. Bisikletten inip yol boşalana kadar bekledikleri. Yanlış. Çocuk öyle mantıklı hareket yapmaz. Hep böyle saçma sapan aptal hareket yapacakmış gibi düşünüp öyle cevap bulacağız. Düşünmeden araç yoluna geçtikleri. Bak gördün mü? Hemen saçma hareketleri böyle düşünmeden yolun ortasına atladılar. İşaret dedik. Dar bir caddede bisikletlileri sollamak istiyorsunuz. Your, dal, your, yol dar olduğundan aranızda en fazla 50 santimetre mesafe mümkün. Nasıl davranırsınız? Bisikletlileri sollarken bisikletli ile aracımızın arasında en az 1,5 metre mesafe bırakmak zorundayız. Bırakamıyorsak sollayamayız. O yüzden sollamam seçeneğini işaretliyoruz. Bisikletlileri sollamak istiyorsunuz. Kenar mesafesini ayarlarken neye dikkat edilmelidir? Bisikletlilerin davranışlarına bisikletle stabil değil habire yalpalaya yalpalaya zibidi zibidi sürüyorsa bir buçuk yerine iki buçuk metre bırak bırakabilirim. Mesela bu olabilir. Aracımın hızına bakarım. Çok yavaş gidiyorsam bir buçuk metre yeterli olabilir ama çok hızlı gidiyorsam daha fazla mesafe bırakmayı tercih ederim bisikleti rahatsız etmemek için. Yanlış cevapsa bir metrelik bir kenar mesafesi her zaman yeterlidir. Hayır minimum bir buçuk. Burada ne zaman tehlikeli bir durum meydana gelebilir? Bakalım. Şimdi sağda bisikletle gidiyor. Bisiklet yolu bitiyor. Şurada bak altında N de yazmış. Bu bitince bu bisikletle buradan iner. Şimdi benim kendi yorumumu yapıyorum. Kaldırımdan şuradan şöyle gider devam eder diyorum ben. Türk mantığıyla düşünüyorum. Kendini böyle arabanın önüne yola atmaz diye düşünüyorum. Şimdi böyle yani Tonga'ya geldim tamam mı? Ama gelmeyeceğim Tonga'ya. Bur Almanya. Doğru cevaplar neymiş bakalım. Ne zaman tehlikeli bir durum meydana gelir? Eğer aynı hızda yoluma devam edersem tehlikeli bir durum meydana gelir. Bisikletliye çarparım. Çünkü bisikletli manyak önüme atlayacak, yola girecek. Bunu o yüzden işaretlememiz gerekiyormuş. Eğer bisikletli adam benim şeridime geçerse gene tehlikeli durum meydana gelirmiş. O yüzden onu da işaretliyormuşuz. Geçtik sıradaki soruya. Videolu soru. Gene bir tane manyak salak kendini yolun ortasına atar kesin. 50 ile gidiyoruz şehir içi. Sağ tarafta yayalar ve bisikletliler için yol var. Gördüm. Sağ tarafta kaldırımda bir bisikletli gidiyor. Ona dikkatimi verdim. Solda bir araba beni solluyor. Evet kendini yola attı zibidi. Doğru davranış nedir? Bisikletli kendini yola attı çünkü kaldırımda insanlar var, arabalar var. Fren yapmaya devam ederim. Doğru cevap bu. Sol şeride geçerimi işaretlemiyorum çünkü beni bir araba solluyor. Bak aynada bir tane Land Rover Jeep var. Beni solluyor. O yüzden sol şeride geçemem. Aynı şekilde yoluma devam edemem çünkü bisikletli ezerim. Geçtiğim sıradaki soruya gene videolu. Muhtemelen videonun sonunda ileride yol daralıyor. Bir demir yolu geçtiğinin altından geçeceğiz. Yol daraldığı için birini sıkıştırma durumu falan olabilir. Evet sağda gene bir bisikletli gidiyor. Bak bak bak. Evet videoyu burada durdurmasının sebebi bu sarı aracın arkasında kaldı bisikletli onu göremeyelim diye videoyu burada durduruyor. Yol burada daraldı. Bisiklet yolu da bitti. Bu bisikletli kendini buraya yola atar. O yüzden benim yavaşlayıp durup ona yol vermem lazım. Soru burada neden yavaşlamalı ve fren yapmaya hazır olmalısınız? Bisikletli zibididen dolayı diye işaretledim. Bu bölümü bitirdik. Geçelim bir sonraki gruba. Geçerse efendi yayalar. Neydi yayaların kuralı? Yayalar her zaman kör Böyle kendini sağa sola yola atıyorlar diyorduk değil mi? Ona göre cevap vereceğiz. Bu durumda hangisi geçerlidir? Bakıyoruz şimdi bisikletli sollama durumu var yani. Yaya geçidi var. Yaya geçitlerinin hemen öncesinde sonrasında sollama yapılmazdı değil mi? Evet. O yüzden bu bisikletliyi burada sollayamam. Bu bir. İkincisi bu bisikletliyi sollamaya ben çıkacak olsam bile şu arabadan dolayı bisikletliyi sıkıştırırım. Gene o yüzden sollamam. Ne diyorum? Burada bisikletliyi sollayamam. Geçtim sıradaki soruya. Zebra çizgili yaya geçitlerinde biraz önceki yaya geçinden bahsediyor. Çocukların nasıl davranacaklarını düşünmek zorunda. Çocuk manyak kendini sağa sola atacak ona göre işaret diyoruz. Çocuklar zebra geçidinden geçerken belirli bir sebep olmadan dönüp geriye koşabilirler. Çok mantıklı her türlü aptallığı yapıyormuş gibi cevaplayacağız. Çocuklar trafiğe dikkat etmeden zebra geçidine doğru koşabilirler. Bu da çok mantıklı tanıma uyuyor. Yanlış cevap çocuklar aracın hız ve uzaklıklarını doğru tahmin ettikleri için yolun kenarında bekleyeceklerdir. Hayır işaretlemiyoruz. Sıradaki soru. Yaya geçitlerinden önce durmak ve park etmek için en az ne kadar mesafe bırakılması zorunludur? Ezberleyeceğiz arkadaşlar. Yaya geçidinden önce ve sonra 5 metre durmak yasak, park etmek yasak 5 metre. Zebra çizgilerinin hemen önünde ve üzerinde hangi kural geçerlidir? Az önce konuştuk. Park yasak, durmak yasak, sollama yasak arkadaşlar. Geçtik sıradaki soruya. Burada nasıl davranmalısınız? Nasıl davranayım? Fotoğrafı görsem. Heh, geldi fotoğraf. Şimdi bu bizim teyze. Yeşil hırkalı. Kendine yeşil hırka olan teyze. Bu kocasını alıyor. Kocası emekli. Bunlar Almancı. 1962'de gelmişler. Kocasını alıyor. Şehirde böyle dolaşıyorlar. Nerede yaya geçidi var geçsek de böyle trafiği dıkasak, arabaları durdursak. Bu ikisinin görevi bu. Emekli bunlar. Ona göre cevaplıyoruz. Her halükarda bu teyze orada dursa, sağa baksa, sola baksa, yukarı baksa durup onlara yol vereceğiz. Yayalara karşıya geçmelerine izin verdiğimi belli etmek için erkenden fren yaparım. Doğru cevap bu. Yayalar kısa bir süre dursalar da yoluma devam ederim. Yanlış. Arkadan gelen trafiğe engel olmamak için bir kavis çizerek yayanın etrafından yoluma devam ederim. Yanlış. Yaya varsa mutlaka durulur yaya geçer. Mutlaka durulur yaya geçer. Sıradaki soru. Burada ne yapmak zorundasınız? Evet bak bizim teyzenin bu da kardeşi. Bu da mor örmüş hırkasını. Bunlar da karşıya geçiyor. Emekliler iş güçü yok. Sabahtan aşama kadar şehirde karşıdan karşıya geçiyor. Niye geçiyorlar? Çünkü bak burada sağda kafe var. Gidip kahve içecekler. Duracağım erkenden yol vereceğim. İnsanların karşıya geçmelerini olamak, olanak tanımak için dururum. İşaretledim geçtim yaya geçitlerindeki yayaların nasıl davranmasına hazırlıklı olmalıdır. Bazen yolun yarısında geri dönürler. İşaretliyorum. Beklenmedik bir anda yola çıkarlar. İşaretliyorum. Sağa ve sola bakmazlar. İşaretliyorum. Hani hayali bir yaya tanımı yapmıştık ya. Bak, onun yapacağı bütün hareketleri yapabilirler. Ona göre işaretliyoruz. 8. Şehir dışında bu yolda gidiyorsunuz. Tabelaya bakalım. Burada diyor insanlar yürüyüş yapabilir diyor işte. Sağ tarafta da araba park etmek için yer vardır diyor. Yol pis, tehlikeli, dar, kar yağmış. Ona göre işaretleyelim. Yayalar yolu kullanır. Bu işaretin manası bu. Burada yayalar yürüyebilir diyor yani. O yüzden işaretledim. Yayalar yolu kullanır. Yol daralmıştır. Evet gördüm daraldığını. Yanlış cevapsa yayalar yalnızca bu yolun dışında yürürler. Hayır bu tabela olduğu zaman yayalar bu yoldan yürüyebilir geçebilir ona göre dikkatli ol diyor. Sadece onları işaretledik geçtik. Resimsiz soru. Hangi durumlarda yaya geçidinden araçla ge geçerken özellikle dikkatli olmalısınız? Durum yok. Her durumda dikkatli olurum ya. Yayalar karşıya geçmek istediklerinde dikkatli olurum. Başka bir araç hali hazırda yaya yolu üzerinde bekliyorsa kesin bir olay olmuştur. İyice dikkatli olurum. Yaya yolu üzerinde görüşüm engellendiğinde dikkatli olurum. İşaretledim geçtim. Yaya geçidinin üzeri karla kaplanmış olup yalnızca yaya geçidi işareti görülüyor bir yaya karşıya geçmek istiyor. Doğru olan nedir? Bekleyecek. Bir iki hafta sonra karlar eriyip yaya geçidi görülecek. Ancak o zaman geçebilir karşıya. Değil. Oradaki tabela yeterli. Yolda çizgi olmasına gerek yok. Doğru olan dikkatlice fren yapmak. Yayanın geçmesine olanak tanımak. Çünkü yerler karlı olduğu için dikkatli fren. Yayanın geçmesine olanak, olanak tanımak zorundayım. Yanlış cevapsa işaretler fark edilmediğinden dikkatle yola devam etmek. Bu da yanlış. Az önce onun üstünde konuştuk. Bir kişi yaya geçidinde karşıya geçmek istiyor. Nasıl davranırsınız? Yaya geçidinin olduğu bölgede sollama yasaktı. Sollamam. Durmaya hazırlanırım çünkü yaya geçiyor. Bekleyen araçları büyük bir dikkatle sollarım. Yanlış. Yaya geçidinin olduğu bölgede sollama yasak. Sıradaki soru. Bu durumda nasıl davranırsınız? Bir yaya geçidi var önümdeki araç sağa dönüyor. Ben bu yaya yol vereceğim. Ben de sağa dönmek istiyorum. Sinyalim yanıyor. <laughs> Yayaların şeridi geçmelerine izin veririm. Mantıklı. Mavi araç sapıncaya kadar yaya geçidinin berisinde beklerim. Yani şu mavi araç dönüp gidene kadar ben bu yaya geçidinin gerisinde beklerim. Bunu bunu söylemeye çalışıyor. Gayet mantıklı çünkü bu mavi araçta buradaki bisiklet diye yol veriyor. Mavi aracın hemen dibine yanaşırım. Yanlış. Çünkü dibine yanaşırsam yaya geçidin üstünde durmak zorunda kalırım. Yaya geçitlerinin üstünde durmak yasak. O yüzden yaya geçitinin berisinde, gerisinde bekliyorum. Bu arada burada çeviriyi yaparken berisinde diye çevirmiş. Önünde diye çevirmemiş. Diğer sorularda önünde diye çeviriyordun. Çeviri rezalet. Geçtik sıradaki soruya. Yaya geçitlerine yaklaşırken defansif bir sürüş neden özellikle önemlidir? Konuştuk. Yayaların tedirgin olmamaları için mantıklı. Çarpmalı kazalardan kaçınabilmek için mantıklı. Çünkü biri durur yol vermek için. Biz eğer defansif sürme hızlı gidersek biz de onlara çarpabiliriz. Yanlış cevapsa arkadan gelen araçların kolaylıkla sollayabilmeleri için. Hayır yaya geçtiğinin olduğu bölgelerde sollama olmayacağı için böyle bir şey işaretlemiyoruz. Saçma. Sıradaki soru. Tek yönde iki şeritli bir caddede sol şeritte gidiyorsunuz. Yaklaşık 30 metre uzaklıkta uzaklıktaki bir yaya geçidinin berisinde sağ şeritte bir kamyon duruyor. Nasıl davranırsınız? Dikkatli bir hızla yaklaşırım. Çünkü orada bir yaya geçiyor olabilir. Herhangi bir yaya karşıdan karşıya geçiyor olabilir. Bir bisikletin elini almış geçiyor olabilir. İki şeritli olması bize bir avantaj sağlamıyor. İkinci şeritte de olsam dikkatli olup yavaşlayıp yol vermek zorundayım. Yanlış cevaba bakalım. Sinyal veririm. Kamyonun yanından geçip giderim. Yanlış. Bir yaya geçiyorsa onu ezerim. Seri bir şekilde yoluma devam ederim. Yanlış. Bir bisikletli bisikletinden inmeden yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek istiyor. Nasıl davranırsınız? Yanlış hareket bu yaptığı arkadaşlar. Ama sakin oluyoruz. Kimseye sataşmıyoruz. Arabayı sağa çekip inmiyoruz. Konuşmuştuk bunları. Doğru cevap bisikletlinin şeridi geçmesini beklerim. Burada yalnız bir şey işaretlemişim. Yaya geçidinin hemen önüne geldiğimde fren yaparım demişim. Bu yanlış. Burada bir tongaya düşmüşüm. Böyle bir şey yok. Eğer yaya geçidinin hemen önüne geldiğimde fren yaparsam bu asabi sürüş tarzı oluyor. Ne diyorduk? Yaya geçitlerine yaklaşırken zamanında erkenden fren yaparım ki yayalar benim duracağımı anlasınlar. Rahatça korkmadan karşıya geçsinler. Ama ben yaya geçtin hemen önüne kadar gelip orada fren yaparsam ne yapıyor? Bu bizim eski usul oluyor. Korkutma oluyor yani. O yüzden bunu işaretlemiyoruz. Diğer cevap kornaya basarım ve bisikletlinin önünden yoluma devam ederim. Tamamen yanlış. Hiçbir şekilde işaretlemiyoruz. Önünüzde bir yaya geçidi var. Ve ötesinde de sizin şeridiniz tıkanmış durumda. Nasıl davranırsınız? Kural neydi arkadaşlar? Yaya geçtiğinin üstünde durmak yasaktı. 5 metre ilerisinde 5 metre gerisinde de durmak yasaktı. Ona göre cevap insanların geçmesine olamak, olanak tanımak için yaya geçidinden önce beklerim. Diğer aptal cevapları işaretlemiyoruz. Eğer görünürde kimse yoksa yaya geçidi üzerinde beklerim yanlış. Hiçbir şekilde yaya geçidi üstünde durmuyoruz. Tıkalı şeridi kısaltmak için yaya geçidi üzerinde beklerim. Böyle aptal bir yorum yapıp kendimizce kural uydurmuyoruz. Neydi kural? Yaya geçidi üstünde durmak yasak. Videolu soru geldi. Ben kahve doldurayım izleyelim. Kesin yaya geçtiğinde biri yola atlayacak ya da yeşil hırkalı teyze kahvesini içti. Başka bir kahve dükkanına gidelim bey orada içelim dedi. Bir tane çocuk koşuyor sağda dikkat et. Bir çocuk koşuyor bak 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 bak. Gördün mü? Bu arkadaş koşuyor. Yaya geçtiğine geldi. Sizce ne yapar? Türkiye'de olsa durur, yol boşalınca karşıya geçer. Ama burada yaya geçidi tabelası olduğu zaman bu adam hiç sağına sonuna bakmadan koşar, karşıdan koş, karşıya geçer. Biz mecbur durup yol vereceğiz. Cevaplara bakalım. Doğru davranış nedir? Hiçbir yayanın yaya geçtiğini kullanmak istediği anlaşılmadığından yavaşça yoluma devam ederim. Ne yapacak adam? Yaya geçtiğinde oraya gelip eliyle ben geçeceğim işareti mi yapacak? Burada öyle bir şey yok. Adamın hakkı hiçbir işaret yapmadan direkt adımını yola atıyor. Bunu işaretlemiyoruz yaya geçidinden geçmek isteyen birisi olduğundan dururum. Doğru cevap bu. Transporter'ın arkasından bir çocuk şeride geleceğinden dururum. Yanlış çünkü bu transporter'ın arkasından bir çocuk falan koşmuyordu. Videoda öyle bir şey görmedik. Geçelim. Aha bu bölüm bitti. Sıradaki çocuklar. 17 soru var. Oo. Çocuklar için kuralımız neydi? Kafamızda hayali bir çocuk grubu yaratmıştık. Aptal, kör, habire sağa sola koşan, hiçbir kuralı kaydeye takmayan. Bu şekilde böylece gözümüzde canlandırıp cevaplaşacağız cevaplayacağız. Çocuklara yaklaşırken neyin hesaba katılması gerekir? Çocukların çabuk ve doğru tepki gösterebilecekleri. Hayır, bu bizim canlandırdığımız çocuk grubuna uymuyor. İşaretlemiyoruz. Çocukların düşüncesiz hareket edebilecekleri. Gayet mantıklı işaretliyoruz. Çocukların trafik kurallarına uygun hareket edecekleri. Yanlış. Uymazlar onlar hiçbir kurala. Geçtik. Nasıl davranmak zorundasınız? Şurada bir çocuk var adım atmış bu kesin karşıya geçecek. Şuradaki çocuklar da kesin yola koşar çünkü yani öyle normal davranış göstermez çocuklar. Neymiş derhal aracın hızını iyice azaltıp fren yapmaya hazır olmamız gerekir. Çünkü atlayabilir bu çocuklar yola. Yanlış cevaplarsa çocuklar mutlaka duracaklar için aynı hızla devam edilir. Yanlış. Arkamdan gelen aracı engellememek için aynı hızla yola devam ederim. Yanlış. Arkamdan gelen araç beklesin. Öncelik yaya ya 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 Geçtik sıradaki soruya. Çocukların lambada beklemeleri halinde neleri hesaba katması gerekir? O çocuklar lambada beklerken bir araba gelse de önüne kendimi atsam diye deli oluyorlar. Bizim hayali grubumuz öyle ona göre cevaplıyoruz. Çocukların benim sürüş yönümdeki lambanın henüz yeşilden sarıya geçtiği an yola koşacaklarını yaparlar böyle bir delilik. Birbirlerini yola iterler mi? İterler işaretliyoruz. Sabırsızlıktan dolayı kırmızı lambaya rağmen yola koşacaklarını işaretliyoruz. Geçtik sıradaki soruya. Yaya yolunda bir çocuk ipe bağlı köpeği ile koşuyor. Bu durumda bir tehlike ortaya çıkabilir mi? Köpeğin boynuna ip mi bağlamış ya? Şunun Almancasına bir bakalım. Auf dem Geweck lauft ein Kind mit einem Hund an der Leine. An der Leine'yi ip diye çevirmiş. Gerizekalı çevirmen. İp değil. Tasma. Tasma. Yaya yolunda bir çocuk ipe bağlı köpeği ile koşuyor. Bu Sabah. durumda bir tehlike ortaya Gelecek çıkabilir abi. mi? Sizin yaptığınız çevirmenin. Evet bu durumda bir tehlike ortaya çıkabilir. Köpek ipten, köpek tasmadan kurtulup kaçar ve çocuk da peşinden koşar. Tehlike çıkabilir işaretle. Köpek aniden araç yoluna koşup çocuğu da peşinden çekebilir doğru işaretle. Valla benim köpek bir koşsa beni bile sürükler yani. Hayır çünkü köpekler trafikten çekinirler. Yok böyle bir şey işaretlemiyoruz. Geldik şehir içinde aracınızın önünde bir top yuvarlanıyor. Nasıl, ne tepki vermelisiniz? Doğru cevap neymiş? Fren yapmalıyım. Sadece bunu işaretliyoruz. Ben bir tane daha işaretlemişim ama yanlış. Çarpmamak için direksiyon kırmalıyım. Türkiye'de şimdi top gördün mesela. Hemen kurtarırsın yani topu ezmeyeyim yazık çocukların topu patlamasın falan dersin. Ama burada böyle bir şey yok. Çarpmamak için direksiyon kırmalıyım işaretlemiyoruz. Gerekiyorsa topa çarpacak mısın? Ama diyor ki burada fren yapıp dur diyor yani hiçbir şekilde manevra falan yapma diyor. Siz de bu soruda aklınızda kalsın benim düştüğüm hataya düşmeyin arkadaşlar. Yaya yolunda oynamakta olan çocuklara yaklaşıyorsunuz. Nasıl davranmalısınız? Klakson çalmalı ve yoluma devam etmeliyim. Yanlış. Yapamazsın. Yasak. Arabayı yavaş sürmeli ve fren yapmaya hazır olmalıyım. İşaretliyoruz mantıklı. Arkamdaki trafiği engellememek için yoluma aynen devam etmeliyim. Yanlış işaretlemiyoruz. Fotoğraflı bir soru. Hangi tehlikelerle karşılaşabilirsiniz? Bakayım. Bir tane bisikletli var. Bu kendini yola atabilir. Bir çocuk koşuyor vazgeçip yola koşabilir. Ona göre cevaplara bakacağım. Ha diyor ki cevaplarda bisikletli çocuk bisiklet yolunda gider. Yanlış gitmez. Çünkü o normal davranış. Manyak davranış yapması lazım. Ne yapar? yola çıkar. İşaretliyorum. Dururu işaretlemiyorum. Yapabileceği her türlü geri zekalılığı düşünüp ona göre işaretleyeceğim. Yola çıkabilirdi. İşaretledim geçtim. Nasıl davranırsınız? Bakarım iki tane çocuk. Bunlar kesin kendilerini yola atarlar. Çünkü işleri o onların. Freni hazır durumda olurum. Çocukları gözlemlerim. Kendilerini yola atarlarsa ezmemeye çalışırım. Hızımı değiştirmeden yoluma devam ederim. Yanlış işaretlemiyorum. Şimdi. Bu bizim bisikletli kız mı? Yok bu kot pantolon giymiş tişörde başka renk. Bizimki değil bu. Önde bir bisikletli var soldan gidiyor. Bu da bunun peşinden kesin gider yani. Ben de ona göre cevap vermeliyim. Önümdeki bisikletli sola kırar. Kırar sola öbürünü takip eder. İşaret diyorum. Sürüşümü engellemez. İşaretlemiyorum. Sürüşümü engeller. Zaten önümde yolu kapatıyor. Yolun öbür tarafına sürer. Yani yolun soluna sürer. Mantıklı. İkisi de tehlike yaratır. İşaretledim. Çocuklar burada top oynuyor. Hangi tehlikelerle karşı karşıyasınız? Bütün çocuklar yaya yolunda bekler. İşaretlemiyorum. Çünkü bu normal aklı selim bir davranış. Bizim hayali çocuk grubumuz, yaya grubumuz neydi? Gerizekalı, aptal, manyak. Öyle bir gruptu. Yapmazlar böyle bir davranışı. Çocuklar yolu zamanında terk etmez. Oynamaya devam eder. Bazı çocuklar yeniden topa doğru, yola doğru koşar, geri döner. İkisini de işaretliyorum. Yine çocuklar nasıl davranırsınız? İki tane çocuk biri yola doğru geliyor biri içeri doğru gidiyor. Ne yapar bunlar? Manyak önümüze atlarlar değil mi? Ona göre cevap verelim. Frene hazır durumda beklerim. Fren yaparak adım hızına düşerim. Adımızı 4 ile 7 kilometre arası. Çocukların oynadığı yerlerde, yayaların olduğu yerlerde adımızıyla gidiyorduk. Yavaşlamadan yoluma devam ederim seçeneğini işaretlemiyoruz. Yolda bir top var. Ne yapacağız? Nasıl davranmanız gerekiyor? Bakalım. Top kırmızı. Yalnız... Dikkat edin topların hepsi kırmızı yani. Niyeyse. Başka renk top yok. Frene hazır durumda beklerim. Hemen fren yaparak adım düşerim. Hızımı düşürmeden geçer giderim. Yanlış işaretlemiyorum. Sıradaki soru. Bir okula yaklaşıyorsunuz. Okul alanını terk etmekte olan öğrencilerle karşılaşıyorsunuz. Neyi hesaplamak zorundasınız? Her türlü manyaklığı. Çocuklar daima trafik kurallarına uygun hareket ederler. Ederler mi arkadaşlar bizim hayali çocuk grubu? Hayır. Trafik kurallarına uymazlar. O yüzden bunu işaretlemiyorum. Bisikletleriyle dikkatsizce araç yoluna çıkabilirler. İşaretledim. Kaygısızca araç yoluna hücum ederler. İşaretledim. H işareti sarı yeşil tabela otobüs durağını gösteriyor. Altında ek açıklama tabelası var. Şulbuz okul otobüsü iş günlerinde mesai günlerinde sabah 7'den 9'a öğleden sonra da öğleyin 11 ile 1 arası Buradan diyor okul otobüsleri durup yolcu indirip yolcu bindirebilir diyor. Bu işaretin bulunduğu bir durağa yaklaşıyorsunuz. Orada çocuklar gönderdiğinizde nasıl davranırsınız? Hızımı azaltıp fren yapmaya hazır olun. Çünkü bu çocuklar manyak. Yanlış cevaba bakalım. Hızın azaltılması sadece durakta bir okul otobüsünün durması halinde gereklidir. Hayır çünkü duraktaki çocuklar manyak otobüsün yolun kenarındaki duruş alanında durması halinde hızın azaltılmasına gerek yoktur. Hayır vardır. Adım hızıyla geçilebilir. Çünkü bu çocuklar manyak. Geçtik sıradakine. Gene aynı otobüs durağı. Araç yolunun üzerinde sizden takriben 80 metre uzaklıkta bir okul otobüsü durmaktadır. Bu durumda tehlikeler oluşabilir mi? Evet. Çünkü çocuklar otobüse yetişebilmek için çoğunlukla yolun üzerinden koşarlar. Burada bizi tongaya düşürmeye çalışıyor. 80 metre diyor. Yani oldukça uzakta bu otobüs diyor. Ama bu otobüse yetişmek için otobüse doğru koşan çocuklar olabilir ve bunlar yolu çaprazlamasına falan geçebilirler yani. O yüzden bunu işaretliyoruz. Evet, çünkü çocuklar karşıya geçerken her zaman en kısa yolu kullanmaz. Yani yolu böyle çapraz koşa koşa geçebilirler diyor. İşaretlemeyeceğimiz cevapsa hayır ben okul otobüsü durağında hayır her okul otobüsü durağında öğrenci kılavuzları trafiği emniyet altına alırlar. Hayır böyle bir şey yok. O yüzden bunu işaretlemiyoruz. Sıradaki soru videolu. Burada neden hız kesmelisiniz diyor. Açalım izleyelim. Evet bir tane kırmızı araba geliyor. Sola sinyal verdi durdu. İleride çocuklar var. Solda dondurmacı var. Yolun ortasında bir çocuk var. Geçti. Şu sarı çocuğa dikkat et. Bak, bak, bak şu çocuğa dikkat et. Eşşoğlu eşşek Babaannesinden gitti. Para aldı. Dondurma alacağım diye. Her geri dön. Bak şuradan geri dön. Dondurmacıya koş. Yolu uzatıyor. Gidiyor mavi arabanın önünden böyle karşıya geçmeye çalışıyor. Niye? Manyak. Kendini bir arabanın önüne illa atacak. Aş. Burada neden hız kesmelisiniz? Çocuk. Çocuktan dolayı hız kesmeliyim. Şu yeşil arabadan dolayı değil. Sağda park etmiş olandan dolayı değil. Motosiklet, arez araba falan değil. Çocuk. Kendini şu arabanın önünden yolu atacak. İşaretledik, geçtik. Nasıl davranmanız gerekiyor? Bak burada küçük bir çocuk bisiklet ile oynuyor. Annesi de burada. Kesin kendini yola atar, annesine doğru koşar bu. Bakalım. Freni hazır halde olurum. Adım hızına dek fren yaparım. İşaretledik, geçtik. Burada a video da söylemiş arkadaşlar izleyelim. Şehir içi öndeki adam sinyal veriyor. Yol tıkanmış çünkü dondurmacı var. Evet çocuk şu Mercedes A140'tan indi. Biz de bunları sollamaya kalktık ama videonun son saniyesinde eşek sıpası şu beyaz arabanın arkasında kendini yola attı dondurmacıya gidiyor. Bu ne dondurma merakıymış arkadaş ya. Burada neden yavaş ve fren yapmaya hazır halde sürmek zorundasınız? Çünkü trafiğin durumunu öngörmek mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bura tıkanmış. Benzinliğe girmeye çalışan arabalar tıkanmış. Bir yandan şu arabadan biri inmiş. Motosiklet koymuş biri. Ne olduğu belli değil yani. Trafiğin durumu belli değil. O yüzden işaretliyorum. Çünkü yolda bir çocuk duruyor. Şu çocuktan bahsediyor. Eşek sıpası. Çünkü beyaz renkli ticari araç hareket ediyor. Şu arabayı söylüyor. Hayır hareket etmiyor. Duruyor. Bu ikisini işaretledik. Geçtik. Ne dedik? Çocuklar. Çocukları bitirdik. Şimdi burada iki grup kalmış. Yaşlı ve engelli insanlar kalmış. Bir de kaç dakika oldu bu videoya? O ikisini de bir sonrakinde çözelim arkadaşlar. Hadi sağlıcakla kalın.